10. sınıflar merhaba, çarpanları ayırmayla karşınızdayız. Hadi bakalım, çarpanları ayırma konusu içerisinde hangi alt başlıklara bakacağız? Bak, bu konu çok önemli, dikkatli izlemelisin. Çarpanları ayırma başlığı altında çarpanlara ayırma yöntemlerini, ardından özdeşliklere, ardından AX kare artı BX artı C biçimindeki ifadelerin nasıl çarpanlarına ayrılacağına ve en sonunda da değişken değiştirmeyle çarpanlara ayırmanın nasıl yapılacağına bakacağız. Demin de söyledim ama ve lakin altını çizmek istiyorum. Çarpanlara ayırma bütün matematiğin içerisinde karşına çıkabilecek doneler içeriyor. Dolayısıyla lütfen sıkı sıkıya bağlan, uçuşa geçiyoruz. Bu başlık altında yani çarpanlara ayırma nerelerde kullanılıyor, faydalı neler, şöyle bir bakalım. Çarpanlara ayırmadaki temel amaç bir bütünü daha küçük yapılara ayırmaktır. Yani polinomları daha basit polinomların çarpımı şeklinde yazmaya yarayacakmış. Böylece polinom tanıdık, daha kolay, çözüm basit bir hale gelecekmiş matematiksel açıdan. Peki bu konuyu, bu dersi bitirdikten sonra nelere bakacağız? Eğer 0'dan 10'a matematikle çalışıyorsanız arkadaşlar, sayfa 172'den 183'e kadar, dinamo matematikle çalışıyorsanız sayfa 177'den 193'e kadar sorumlusunuz. O zaman hadi başlayalım. Çarpanları ayırma yöntemiyle giriş yapıyoruz. Ortak çarpan parantezini alma yöntemi. Diyor ki bir ifadenin her teriminde ortak çarpan varsa bu ifadede ortak çarpan parantezini alınır demiş. Bakın, AX, BX, CX ifadesinde gördüğünüz gibi X'ler ortak. Biz de ne yapmışız? X'i parantezin dışına yazmışız. Yani X parantezini alıyoruz. Parantezi alırken parantezin içerisine bakın, X'i dışarı aldığımdan dolayı buraya A, X'i dışarı aldığımdan dolayı buraya B, X'i dışarı aldığımdan dolayı buraya C, ama C'nin önünde eksi olduğundan dolayı parantezin içerisine de o eksiyi mutlaka kullanmak zorundasın. Hadi gel ısınalım. 6x'e, 4x'e, 12x. Kim ortak? Bir defa ben burada bir x'lerin ortak olduğunu görüyorum. Bir de sayılar içerisinde 6, 4, 12'nin ortak bir çarpanı var. Kim o? 2. O halde 2x ortak parantezini alırsam. Şimdi bak, 6'nın 2 çarpı 3 olarak düşünürsen ikisini dışarıya aldın. O zaman 3 içeride. X'i zaten dışarıya aldın. O zaman y içeride. İlk ifademizi yazdık. Eksi diyorum. 4, 2 çarpı 2 diye düşünürsen ikilerden bir tanesini dışarı aldın. O zaman bir tanesi içeride. X zaten dışarıda, o zaman z içeride. Artı 12, 2 çarpı 6 diye düşünürsen ikisi dışarıda, 6'sı içeride. X'i zaten dışarıya almıştın. O zaman parantezi kapatıyoruz ve 2x ortak parantezini almış oluyoruz. Peki geldim buraya. A küp, a kare. Küçük olanı tercih edeceğiz. A kareyi. B kare, b küp. Küçük olanı tercih edeceğiz. Dolayısıyla a kare çarpı b kareler ortak. Bakın, a küp içerisinde a kare çarpı a var. Siz bu a kareyi zaten parantezin dışına, bu b kareyi de parantezin dışına aldınız. O zaman parantezin içerisine yazacağınız sadece kim kaldı? A. Şurada 2 ile başlayalım. A kare zaten parantezin dışında. B küp ifadesini de b kare çarpı b olarak düşünüp b kareyi dışarıya aldığını, o zaman buraya sadece b yazman gerektiğini de fark etmiş olacaksın. Ortak çarpan parantezini almak önemli. Hadi bakalım, devam. Sorumuzda verilen ifadeyi çarpanlarına ayırmamız istenmiş. Şimdi bakın, y eksi 2 ile 2 eksi y eş değiller ama birbirlerine çok benziyorlar. Onları eş hale getirelim. Şimdi x çarpı y eksi 2. Bakın, bu 2 eksi y ifadesini ben y eksi 2'ye çevirirsem, malum bunlar birbirlerinin eksiyle çarpılmış halleri. Şu aradaki eksiyi görüyor musunuz? O eksi artık artı olacak. Eğer orada artı olmuş olsaydı biz bunların yerlerini değiştirince oraya eksi haline getirecektik. Dolayısıyla burası x artı 1 çarpı y eksi 2 olacak. Artık ifadede y eksi 2'lerimiz ortak. O zaman y eksi 2 parantezini alıp yeni bir parantez açarsam y eksi 2'nin ön tarafındaki x'i parantezin içine, aradaki artıyı ve y eksi 2'nin ikinci terimdeki ifadedeki x artı 1'i de parantezin içerisine bırakmam gerekir. Biraz toparlayalım. Y eksi 2, xx, 2x artı 1 gelecek. Dolayısıyla ifadeyi çarpanlarına ayırmış olacağız. Gruplandırarak çarpanlarına ayırma demişiz başlığa. Ortak çarpanı olan terimler gruplandırılır ve çarpanlarına ayrılır. Benden sana kısa bir mevzu. En az 4 terimin olmalı ki bu 4 terimle alakalı mevzuyu ikişerli ikişerli gruplandıralım. Bakın, 4 tane terimimiz var. AX, BY, AY, BX. Buradaki mevzuda AX ile BX'i X parantezine almış. X parantezine AX, B olmuş. Burada da eksi BY ile AY'yi ikisine gruplandırmış. Y parantezine almış. Burası da Y
çarpı a eksi b haline gelmiş. Sonra bir bakmış a eksi b'ler ortak. A eksi b parantezin alınca buradaki x'i parantezin içerisine, artı parantezin içerisine ve y'yi de parantezin içerisine koyduğunda çarpanların ayırmış oldu. Alıştırma kısmında yine 4 tane terimim var. O halde şöyle başlıyorum. Şurasını a kare parantezine alırsam. A kare parantezine aldığımda a küp biliyorsun a kare çarpı a olduğundan dolayı a kareyi dışarı yazdığıma göre a'yı içeri yazacağım. A karenin önünde görünmeyen bir 1 var. Onu da parantezin içerisine bıraktım. Şu ifadeye baktığımda 2 parantezini alacakmışım gibi gözüküyor ama ben genelde eksi 2 parantezini alıyorum. Bilinmeyen ifadenin önünde eksi varsa arkadaşlar lütfen eksili parantez kullanın. Eksi 2 parantezini aldığımda buradan a gelecek. Buradan ise eksi 1. Dağıttığında eksi 2 a artı 2 geliyor yani buradakinin aynısı. A eksi 1 ortak olduğundan dolayı a eksi 1 parantezini aldığımda ilk terimin a eksi 1'in önünde a kare var o parantezin içerisine. Arada eksimiz var ve ikinci terim olan a eksi 1'in önünde de 2 var. Onu da parantez içerisine bıraktığımda çarpanlarına a eksi 1 çarpı a kare eksi 2 olarak ayrıldığını bu şekilde yazabileceğini söyleyebiliriz. Özdeşliklerden faydalanarak çarpanlar ayırma yöntemi ilk ifademiz 2 kare farkı. Son derece kıymetli olanlardan bir tanesi arkadaşlar bu. Matematiğin her yerinde karşına çıkacak. Dolayısıyla x kare eksi y kare. Bakın neden 2 kare deniyor? Çünkü burası da kare. Burası da kare. Ve aralarında fark var. 2 karenin farkı nini kaldırmışız. 2 kare farkı olmuş. Nasıl açıyoruz? X eksi y, x artı y diye. Bir çıkartmalı bir toplamalı. Peki buradaki 1'i 1'in karesi olarak düşünürseniz bakın yine 2 kare farkı var. X'in karesi, 1'in karesi ve aralarında fark var. O zaman kareleri atarak bir x eksi 1, bir de x artı 1 şeklinde çarpanlarına ne yapabilirim? Ayırabilirim. 4a kare ifadesi 2a'nın karesi, 9 ifadesi de 3'ün karesi. Bakın yine 2 kare ve farkı var. O halde 2 kare ve farkını karelerini atarak 1 çıkartmalı, bir de toplamalı yazarsak 2a eksi 3 çarpı 2 artı 3 olarak yazmış olacağız. Burada x'in karesi var. O zaten bariz belli. Burada ise 1 bölü x'in karesi var. Yine 2 karenin farkı şeklindeler. Dolayısıyla bir kareleri attım x eksi 1 bölü x, bir de x artı 1 bölü x şeklinde ayırabilirim. Arada çıkartma varsa 2 kare farkı mutlaka kullanılabilir. Dolayısıyla bunu lütfen pas geçmeyin. Sorumuzda x ve y birer doğal sayı olmak üzere x kare eksi y kare 19 ise x çarpı y kaçtır demiş. Şimdi bak arkadaş x kare eksi y kareyi nerede görürsem göreyim hemen x eksi y x artı y diye yazarım. Bunların çarpımları ne kadarmış? 19. 19 yani kritik sayılardan bir tanesi. Bence çok özel bir sayı. Asal sayı. Çarpımları sadece 1 ve 19 olan iki sayıdan ibaret. Dolayısıyla burası 1, burası 19 ya da burası 19, burası 1 olacak. Fakat x ve y birer doğal sayı olduğuna göre iki doğal sayının sizce toplamı mı daha büyüktür yoksa farkı mı daha büyüktür? Tabii ki toplamı daha büyüktür. O zaman x eksi y'nin 19, x artı y'nin 1 olma ihtimalini ortadan kaldırdık. X eksi y'nin karşılığı buradan 1, x artı y'nin karşılığı da buradan 19 gelecek. Ben bunları taraf tarafa toplarsam 2x eşittir 20, x'in karşılığı da buradan 10 gelecektir. X yerine 10 yazdığımda y'nin karşılığı da buradan 9 olur. O halde 10 çarpı 9'dan aradığımız sorunun cevabı 90 gelecektir diyoruz. Evet bir soru daha karşımızda. Diyor ki x eksi y diyor eşittir z eksi x'e, o da diyor 5'e eşittir. Bizden istenilen ne? 2x kare eksi y kare eksi z kare ifadesinin değeri. Şimdi bak önce normal bir yolda çözeceğim. Sonrasında bir de bir alternatif yoldan bahsedeceğim arkadaşlar. Bakalım hangisi hoşuna gidersin. Şu 2x kareyi x kare artı x kare olarak düşünüyorum. Ve şöyle yazıyorum. 2x kareyi x kare x kare olarak ayırdım. Şurası 2 kare farkı. X eksi y x artı y diye ayırdım. Burası da 2 kare farkı. X eksi z x artı z olarak yazdım. Bakın x eksi y'nin kaç olduğunu biliyorum? 5. O zaman burası 5 çarpı x artı y oldu. Z eksi x ifadesi 5 ise x eksi z ifadesi yani bunun eksiyle çarpılmış halinin karşılığı eksi 5'tir. Eksi 5 x artı z. 5 parantezine aldığımda ilk ifade x artı y, ikinci ifade eksi parantezinde x artı z gelecek.
Parantez içerisindeki o eksiyi dağıtırsam x artı y eksi x eksi z geldi. Bunlar gitti 5 parantezinde y eksi z. Peki biz y eksi z'yi biliyor muyuz? Hayır. Bulabilir miyiz? Bence buluruz. X eksi y ifadesi 5'ti. Z eksi x ifadesi de 5'ti. Ben bunları taraf tarafa toplarsam artı x eksi x'i götürecek. Z eksi y'nin karşılığı buradan ne gelecektir? 10. Z eksi y 10'sa o halde burası bunun tersi olduğundan dolayı, eksiyle çarpılmış hali olduğundan dolayı 5 çarpı eksi 10'dan eksi 50 bulunur sorumuzun cevabı. Gelelim bizim ekstradan yöntemimize. Biz x, y, z'ye değerler vererek 5'i eşitlemeye çalışalım arkadaşlar. Mesela kaç verelim x'e? X'e 5 verelim. Y'ye 0 verelim. X'e 5 vermiştik. Unutmayalım, bu durumda z'nin karşılığı ne gelecektir? 10. Hocam bu sayılar özel mi seçtin? Hayır valla spontane. Yani sen ne kaç verirsen yeter ki eşitlikler sağlasın, ona göre yapacağız. X yerine 5 yazdım. 5'in karesi 25. 2 ile çarptığında 50. Y'ye 0 yazmıştık. Z'ye de 10 yazdık. Onun karesinden 100. Dolayısıyla 50 eksi 100'den de eksi 50 gelecektir diyoruz. Bu şekilde de çözüm yapılabilir. Ersan Hoca taktiği. Şimdi birinci ifademiz 2 kare farkıydı. İkinci ifademiz de bir o kadar önemli olan tam kareler. X artı y'nin karesi yıllarca duymuşsundur. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı ve ikincinin karesi. Bakın. Birincinin karesi. X kare. Birinci ile ikincinin çarpımı x çarpı y. 2 katını aldığımda 2xy. Ve ikincinin karesi oradan da y kare geldi. X eksi y'nin karesini açarken tek değişen durum, demin şurada kullandığımız artı yerine ortadaki terimde, yani birinci ile ikincinin çarpımında iki katını alırkenki eksi ifadesi. Buyurun başlıyorum. X artı birin karesi. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı, bir ile x'i çarptım x. İki katını alırsan 2x. Artı ikincinin karesi. Dolayısıyla karşılığı buradan 1 gelecektir. Döndüm alttakine. 2x eksi 3 y'nin karesini açıyorum. Birincinin karesi. 2x'in karesinden lütfen hem 2'nin hem x'in karesini almayı unutmayın. 4x kare. Birinci ile ikinciyi çarpıyorum. 2x ile 3 y'yi çarparsam 6x y yapar. Bir de 2 katını alıyorum. 12x y. Artı ikincinin karesi. 3 y'nin karesinden de karşılığı 9 y kare gelecek. Geldim buraya. Bu hikaye önemli. İleride çok fazla soru tipiyle karşılaşacaksın. Lütfen iyi izle. Birincinin karesi x kare. 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Aa hocam çarpıyordun da 2 katını alıyordun. Niye bunu böyle yaptın? Bir şey görmeni istiyorum. Birinciyi ikinci çarptık, 2 katını aldık. Artı 1 bölü x'in karesi. 1 bölü x kare. Şu x'ler gitsin. X kare eksi 2 artı 1 bölü x kare olacaktır diyoruz. Bununla kare açılımı. Sorumuz diyor ki x eksi y diyor 3'tür. X çarpı y 8 olduğuna göre x kare artı y kare toplamı kaçtır? Şimdi bak güzel kardeşim. X kare artı y kare toplamının nereden gelebileceğini düşünelim. Ya x artı y'nin parantez karesinden ya da x eksi y'nin parantez karesinden gelmesi lazım. Elimizde ne var? X eksi y. O zaman elimizdekini kullanıyoruz. X eksi y'nin karesini açıyorum. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı ve ikincinin karesi. X eksi y 3 olduğuna göre buraya 3 yazarsam 3'ün karesinden 9. X çarpı y'nin 8 olduğu düşünürse 2 çarpı 8'den ortada eksi 16'mız var. Eksi 16'yı karşı tarafa attığımda artı 16 diye geçecek. 9 ile topladığımda 25 olacaktır. Dolayısıyla x kare artı y karenin karşılığı, ki aradığımız şey buydu. Dolayısıyla 25 bulunacaktır. Yine önemli soru tiplerinden bir tanesi. Şimdi böyle bir soruyla karşı karşıya kalsam öğrenci kafasıyla şunu düşünebilirim. Paydalarını eşitleyeyim. Vallahi olur. Bak olur. Sayılar biraz büyüktür müyüktür ama olmaz diyemem. Kesinlikle olur. Fakat burada bir şey yakalaman lazım güzel kardeşim. Eğer bir karekökün içerisine böyle antin kuntin rasyonel sayılar koymuşlarsa aslında bu bir şeyin kare açılımı. Neyin kare açılımı bir bakalım. 1 bölü 16 var. Acaba diyorum 1 bölü 4'ün karesi olabilir mi? Evet. 9 bölü 25. 3 bölü 5'in karesi olabilir mi? Evet. Acaba diyorum bu 3 bölü 5 eksi 1 bölü 4'ün mü kare açılımı? Bir bakalım. Birincinin karesi 9 bölü 25. 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Şimdi 9 bölü 25'im gördüğünüz gibi burada 9 bölü 25, burada 9 bölü 25. 1 bölü 16, 1 bölü 16. Acaba ortadan 3 bölü 10 geliyor mu? Şu 2 ile şu 4'ü sadeleştirip şunları çarparsanız burası gerçekten de 3 bölü 10 oluyor. O halde tespitimiz doğru. 3 bölü 5 eksi 1 bölü 4'ün karesiymiş orası. O zaman kök içerisindeki ifade
3 bölü 5 eksi 1 bölü 4'ün nesi olacaktı karesi? Şunu şunu gönderdim. Mutlak değer olarak çıkartman lazım biliyorsun bunu 9. sınıftan. 3 bölü 5 1 bölü 4'ten büyük olduğu için pozitif çıkar. Dolayısıyla 3 bölü 5 eksi 1 bölü 4'e ihtiyacım var. Burasını 4 ile, burasını da 5 ile genişletiyorum. 4 ile genişlettiğimde 12 bölü 20, 5 ile genişlettiğimde 5 bölü 20 çıkarttığında da karşılığı buradan 7 bölü 20 gelecektir. Sorumuzun cevabı kıymetli sorulardan bir tanesiydi. Bence kesinlikle SS alman lazım bu soruyu. Yani ekran görüntüsü alman lazım diyerek böyle Türkçe öğretmenleri tarafından taşlanmayalım şimdi. SS ne hocam filan diyorlar sonra. Çok haklılar. Güzel Türkçemiz. Ney? Ekran görüntüsü. Evet. Üçüncü hikayeyle devam ediyorum. İki küp toplamı ve iki küp farkı. Şimdi bak güzel kardeşim. Ben hafızamda şöyle tutuyorum. X küp artı Y küpü çarpanlarını ayıracakken tak tak bunları bir siliyorum. Önce geliyorum X artı Y'mi yazıyorum. Sonra sanki diyorum bu bir şeye benziyor. Aa demin konuştuğumuz tam kareye benziyor ama ikisi yok. Çok haklısın. X kare eksi 2 X Y artı Y kareydi. İkisini kullanmazsak yanına yazacağımız bu. Bu arada burası artıyken burası kesinlikle bunun ters işaretlisi oluyor. Bak bir daha yapalım. Tak tak gönderdim. Küpsüzünü yazdım. Sonra yan tarafa X artı Y'nin kare açılımını yazacağız ama ikisizine. Dolayısıyla ikisini yazmadan bak burası eksiydi burası artı. Buna da dikkat ederek yazmamız lazım. Şimdi X küp artı 1'in kübü olarak yazıyorum. Neticede 1'in kübü 1. Küpleri attım. Ne oldu? X artı 1. Yan tarafa bunun ters işaretlisini yani X eksi 1'in karesini açıyormuş gibi yapacağım ama 2 kullanmayacağım. Yani birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı sadece o kadar cümle artı ikincinin karesi. Buraya baktığımda 8X küp 2X'in kübü 27 de 3'ün kübü. Buyurun başlıyorum. Küpleri attım. 2x eksi 3. Yan tarafa 2x artı 3'ün yani bunun ters işaretini karesini açıyormuş bir yapacağım. 2 ile çarpmak yok ortayı. Birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 6x ve ikincinin karesi şeklinde açıyoruz. Geldik sorumuza. Diyor ki x eksi y 4'müş. X kare y eksi x y kare de 24'müş. X küp eksi y küp ifadesinin değeri diyor kaçtır? Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle bir başlayalım. Mesela verilen ifadede şurasını xy ortak parantezine alayım. Xy ortak parantezine aldığımda buradan bir x, buradan da bir y gelecek. Burası 24. Ben x eksi y'nin 4 olduğunu biliyorsam x çarpı y'nin karşılığı da bu durumda 6 gelecektir. Tamam, iyi başlangıç. Sonra x küp eksi y küpü açmayı öğrendik. Küpleri atıyorum. X eksi y. Sonra yan tarafa x artı y'nin karesi ikisizini yazıyorum. X kare artı x y artı y kare. Tamam. X eksi y mi biliyorum? 4. X çarpı y mi de biliyorum? 6. Bana ne lazım? Bana x kare artı y kare lazım. Eğer x kare artı y kareyi bulursam bu iş biter. Ki bunu da konuştuk. X kare artı y kare nereden geliyordu? Ya x artı y'nin parantez karesinden ya da x eksi y'nin parantez karesinden. Elimizde ne var? X eksi y. O zaman buyurun. X eksi y'nin karesini açıyorum. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. X eksi y 4 olduğuna göre burası 4'ün karesi 16. X çarpı y'yi 6 bulmuştuk. Eksi 2 çarpı 6'dan 12 oldu ortadaki. Eksi 12 artı y kare. Eksi 12'yi karşı tarafa atıp 16 ile toplarsam 28 eşittir x kare artı y kare gelecektir. Tamam. O zaman burasının toplamında 28 buldum. Peki şimdi ne oldu? X eksi y 4. Parantezin içerisinde 28 artı 6'dan 34'üm var. Bunları çarparsam buradan da karşılığı 136 olacaktır. Dördüncüsünde ise iki terimin toplam ve farkının kübünden bahsetmişiz. Bunu öğrenci bir önceki çalıştığımız küp ifadesiyle karıştırabiliyor. Lütfen iyi anlayalım. Orada küplerin toplamı vardı. Burada toplamların kübü ya da farkların kübü var. Dolayısıyla x artı y'nin kübü ifadesi şöyle açılıyor. Birincinin kübünü alıyoruz. Sonra birincinin karesiyle ikinciyi çarpıp 3'le çarpıyoruz. Bu arada şuna da dikkat etmenizi rica ederim. X küpten neye düştü? Kareye. Sonra bak x üzeri 1'e düştü sonra x kayboldu derken y de en başta yoktu sonra ortaya çıktı y üzeri 1 olarak. Sonra y kare oldu sonra y küp oldu. Dolayısıyla x küp artı 3x kare y artı 3x y kare artı y küp maalesef ezberinde olması gerekenlerden bir tanesi. Fakat ben sana şöyle bir güzellik yapayım. X artı y'nin kübü genelde sorularda kullanırken tabii ki bak bunu bilmene gerek var. Hani bunu kenara koyuyoruz yeni bir şey anlatıyoruz zannetme. Ben şöyle yapıyorum. Önce x artı y'nin kübünü açarken bunların kübünü bir açıyorum. X küp artı y küp diye. Sonra diyorum ki 3 çarpımlar
toplamlar. Yani şu ortadaki ifade var ya, onu 3x'ye parantezinde tutarsak sorularda çok daha efektif kullanabiliriz bunu. Peki hocam alttaki nasıl oluyor? Orada da şöyle, küplerinin farkını yazıyorum. Şurasını eksi 3 çarpı x'ye diyorum. İçeriye de x eksi y'yi bırakıyorum. Yani önce küpleri almışım farkını, sonra eksi 3 deyip çarpımlar, sonra farklar şeklinde yazıyorum. Lütfen hafızanızda şunu oturtmaya da çalışın. Evet, tekrar söylüyorum. Buradaki açılım kıymetli mi? Evet, biraz sonra alttakileri öyle açacağım. Ama böyle işlemli, sayısallı sorularda, işte bu 4 vermiş, ötekini 6 vermiş sorularında şu ikinci anlattığım kısımda son derece önemli. Buyurun başlıyorum. Şuradaki ifade üzerinden açacağım. Ne olur dikkat. Birincinin kübü, x küp. 3 çarpı x kare 1. 3 çarpı x 1'in karesi ve en son 1'in kübü. Bir toparlayalım. X küp, 3x kare, 3x artı 1. Benden sana tavsiye, x artı 1'in kübü her yerde kullanılıyor. Köklü sayılarla alakalı böyle cillop sorularda da kullanılabilir, karşınıza çıkar. Onun için x küp artı 3x kare artı 3x artı 1 tarzında veya buna benzer bir şey gördüğünüzde x artı 1'in kübünü hafızaya getirmeye çalışmakta fayda var. Başlıyorum. 2x'in kübüyle başladık. Eksi 3 dedim. Hocam bu eksi de 1 artı 1 eksi 1 artı 1 eksi mi gidiyor? Kesinlikle haklısın. Sonra 2x'in karesi dedik. 1 düşürdük ilk terimi. İkinci terimi 1 çıkarttık, ortaya çıktı. Sonra artı 3, 2x ve sonra y kare. En sonunda da y küpümüz var. Bir toparlayalım. 2x'in kübünden 8x küp gelecek. Şurası 4x kare. 3 ile çarptığımda eksi 12x kare y gelecek. Şurada 6x y karemiz var. Ve son terimimiz de y küp olacaktır diyoruz. Sorumuzda x ve y sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere. Bu tanıdığımız bir şey. Ben bunu taraf tarafa çıkartırım. Diyeceksin ki niye toplamıyorsun? Topladığında da x artı y'nin kübünü elde ediyorsun. Aslında bunu düşünen arkadaşlar haklı. Fakat x artı y'nin kübünü, yani parantezin kübünü elde etmenin bir kazancı yok. Çünkü x eksi y'yi sormuş. Çıkartalım. X küp şöyle bir eksiyle çarptığımı hayal edin. Eksi 3x kare y artı 3x y kare eksi y küp. 32'den de 40'ı çıkarttığında eksi 8. İşte sizin bu ifadenin x eksi y'nin kübünü olduğunu görmeniz lazım. X eksi y'nin küp açılımı bu. Burası da eksi 2'nin kübü. O zaman küpleri gönder. Dolayısıyla x eksi y'nin karşılığı buradan karşımıza ne çıksın? Eksi 2 çıksın. Ax kare artı bx artı c biçimindeki ifadelerin çarpanlarının ayrılmasına geldik. Şimdi a'nın birden farklı olması ve 1 olması arasında çok ciddi bir fark var. Bu a'nın birden farklı olması meselesi birazcık daha uğraştırıcı. Şimdi bak güzel kardeşim. X kareyi x, x diye açmışız. C'yi de m çarpı n şeklinde, yani m ile n'nin çarpımı c olacak şekilde açıyoruz. Sonra çapraz çarpımlar yapıyoruz. X ile n'yi, x ile m'yi. Mx artı nx. Eğer bu ortadaki bx'i veriyorsa demek ki işlemimizi doğru yapmışız anlamına geliyor. Buyurun deneyelim. X, x diye açtım. Önce bir yanlış yapayım size. 15'e eksi 1 açıyorum. Çapraz çarpıyorum. Eksi x. 15'te de x'i çarpıyorum. 15x topluyorum. 14x. Ortayı verdi mi? O zaman doğru yapmamışız. Bunları yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Yani tutturamayabilirsin. Deneyeceğim. Ve sonra deneye deneye 5'e eksi 3'ü uygulaya uygulaya bir kere de zaten bulmaya başlayacaksınız. Çapraz çarpım yapıyorum. 5x eksi 3x ne oldu? 2x. Ortayı verdim, evet. Karşılıklı bağlıyoruz. X artı 5 ile x eksi 3'ün çarpımları şeklinde. Bak, çarparken çapraz, bağlarken karşılıklı bağlıyoruz. Hocam ne fark eder ya? Burada değil ama yan tarafta fark edecek. Ondan sonra canı sıkılmaz. Şimdi ax kareyi mx çarpı nx olarak açtık. C'yi de p çarpı r olarak açtık. Çapraz çarpımlar yaptık. O çapraz çarpımların sonuçlarının toplamı. B eksi veriyorsa bu işi kurtarıyoruz. Haydi bakalım. 2x kareyi 2x'e x diye açtım. Önce bir yanlış yapayım. Eksi 3'e de 2 deniyorum. Çapraz çarpıyorum. 2 ile 2x'i çarptım. 4x. Eksi 3 ile x'i çarptım. Eksi 3x. Dolayısıyla buradan x geldi. Ama ne gelmeliydi? Eksi 11x gelmeliymiş. Artı 11x. Biz bulamadık onu. Siliyorum. Gel diyorum. Bir daha deneyelim.
Eksi 1'e 6 diye açıyorum. Çapraz çarpıyorum. 12x çapraz çarpıyorum. Eksi x o tutturdum. 11x geldi. Karşılıklı bağlıyorum. 2x eksi 1 x artı 6 ile çarpanların ayrılmış şeklini bulmuş oluyoruz. X üzeri 4 eksi 10x kare artı 9 ifadesinin çarpanlarına ayıralım demişler. Ayıralım kardeşim. X üzeri 4. X kare ile x kare şeklinde. 9 da şuradaki eksiyi düşünerek. Eksi 9 da eksi 1 olarak düşünürsem. Çapraz çarpalım. Eksi 9x kare. Buradan da eksi x kare. Ve topladığımda eksi 10x kare ile ortayı bulmuş olduk. O halde çarpanlarına ayrılmış hali x kare eksi 9 çarpı x kare eksi 1 gelecektir. Böyle bırakmamak lazım. Sevgili arkadaşlar bak burası 2 kare farkı değil mi? X'in karesi yanındaki 9 da 3'ün karesi. 2 kare farkını nasıl açmıştık? Bir eksili bir artılı. Bu da öyle. Bak 1'in karesi olarak düşünebilirsin. O halde bu da çarpanlarına ayrıldığında x eksi 1'e x artı 1 şeklinde ayrılacaktır. Geldik artık son başlığa. Değişken değiştirmeyle çarpanlarını ayırma. Şimdi bakın verilen ifade çok karizmatik. X kare eksi 2x'in karesi falan şudur budur. Fakat ortak bir ifademiz var. X kare eksi 2x kare. Gelin bunlara t diyelim. T dersek t kare eksi 11t artı 24 diye daha basit bir şeyle karşı karşıya kalmış oluruz. Bunu da t'ye t. Bunu da eksi 3'e eksi 8 diye açar. Çapraz çarpımların neticesinde eksi 8t ile eksi 3t bunları topladığında da eksi 11t yani ortayı bulmuş oluruz. Bu durumda çarpanlarına ayrılmış hali t eksi 3'e t eksi 8 olur. Fakat işin bitti mi? Hayır. Biz x'li ifadeyi çarpanlarına ayırıyorduk. T yazarak bırakamayız. T neydi? X kare eksi 2x'ti. O zaman buraya bir eksi 3. T de x kare eksi 2x eksi 8'di. Peki bunlar çarpanlarına ayrılır mı? Eğer sen x'i x eksi 3'e 1 diye ayırırsan x eksi 3 x artı 1. Burasını da x'e x eksi 8'i de eksi 4'e 2 diye ayırırsan x eksi 4'e x artı 2 şeklinde çarpanları ne yapmış olursun? Ayırmış olursun. Değişken değiştirme çok önemli. İşi çok kolaylaştırıyor. Ne olur dikkat. Geldik kritik sorulardan bir tanesine. 50 çarpı 60 artı 25 kök içerisine yazmışlar. Şimdi aklından şu geçebilir. Hocam ben 50 ile 60'ı çarparım 3000, 3025 düşünürüm. 3025 neyin karesi diye. Olabilir. Fakat daha karizmatik verdiklerinin ne yapacağını öğrenmelisin. Bak şimdi ben buraya x dersem. Burası x artı 10 olur. Buyurun x ile x artı 10 çarpalım. X kare artı 10x. Yanında da neyimiz var? 25'imiz. Bu ifademiz de kök içerisinde. Sonra düşüneceğiz. X kare artı 10x artı 25 bir şeyin açılımı mıdır değil midir? Bence bir şeyin açılımıdır. X artı 5'in nesidir? Karesidir. Dolayısıyla tak tak bunları bir gönderdim dışarıya. X artı 5 diye çıktı. X'e ne demiştik? 50. O zaman buranın da karşılığı 55 olacaktır. Tarzında taktikler kullanabilirsiniz böyle sorularda. Benim en sevdiğim sorulardan bir tanesi. Onun için burada varlar. X kare eksi 3 x eksi 1 sıfıra eşitse x artı 1 bölü x ifadesini sormuş. Ne olur iyi dinleyin. Her tarafı x'e bölüyorum. Ay hocam ben bunu nereden akıl edeyim? Bundan sonra akıl et diye koyduk bu soruyu. Hadi bakalım. X kare x'e böldüm x. Eksi 3 x'i x'e böldüm. Eksi 3. Fakat 1'i x'e bölemedik. Eksi 1 bölü x eşittir 0. Eksi 3'ü karşı tarafa atıyorum. X eksi 1 bölü x ifademiz 3'e eşit. Ben bu ifadeyi gördüğümde neden bilmiyorum ama içgüdülerim hemen kare almam gerektiğini söylüyor. Yakında senin de öyle olacak. Birincinin karesi 2 çarpı x çarpı 1 bölü x. Hatırlarsın bunu konuşmuştuk. Önemli demiştik burası. 1 bölü x kare eşittir 9 oldu. Şunlar gitti. Ortada bir eksi 2'nin var. O eksi 2'yi karşı tarafa attığımda x kare artı 1 bölü x kare ifadesinin karşılığı ne bulmuş olduk? 11. Fakat adam bunu istemiyor ki benden. Adam benden x artı 1 bölü x'i istiyor. Tamam. Buna t diyelim. Bunun da her iki tarafın karesini alalım. Birincinin karesi x kare 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi eşittir t kare. Şunlar gitti. Oo bak x kare artı 1 bölü x kareyi bulmuştuk biz? 11. Ortada da bir 2'nin var. Artı 2 eşittir t kare. Dolayısıyla buradan 13 t kare ise t'nin alabileceği değerler artı eksi kök 13 olacaktır diyoruz. Çok güzel sorulardan bir tanesidir. Ricam şu artık x kare eksi 3 x eksi 1 eşittir 0 gibi bir şey verip sana rasyonelli bir ifade soruyorsa lütfen aklında he Ersan Hoca bunların hepsini x'e bölmüştü ben de bir böleyim diyebilmek lazım. Şimdi konu biterkene geldik. Çarpanları ayırmanın en başına söyledim. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Bol bol soruyla pekiştirmen gereken konulardan bir tanesi.
Ödevleri tabii ki ihmal etmiyorsundur ama bu konunun ödevlerinin üstüne ekstradan başka bir şeyler daha yapman lazım. Oturup başka başka dokümanlardan mutlaka soru çözmen lazım. Çarpanlar ayırman dik olursa gerçekten ilerleyen sınıflarda çok rahat edersin. Peki biz neler baktık? Çarpanları ayırma yöntemlerine baktık. Mesela ortak parantez yöntemine baktık. İkili ikili gruplamalara baktık. Özdeşlikler ifadesinde ki burası çok önemliydi. İki kare farkına, tam kareye, küplü açılımlara baktık. Ne olur bunların üstünden bir daha geçmeni rica ediyorum. Ax kare artı bx artı c biçimindeki ifade çarpanlarının ayrılmasına baktık. A'nın 1 olduğu durumda işin birazcık daha kolay olduğunu, A 1'den farklı olduğunda deneme yanılmayla en doğruyu bulabileceğini tahmin etmek üzerine kurduk mevzuyu. Değişken değiştirme çok önemli dedik. Böyle biraz üst düzey soruları basite indirgeyebilmek için değişken değiştirme kesinlikle şart dedik. Peki sıra neydi? Ödüllü sorumuzda. Ama bu dersin ödüllü sorusundan önce geçen dersin ödüllü sorusunun çözümüne bir bakalım. Ödüllü sorumuz A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere Px x artı A çarpı x artı B polinom veriliyor. Px polinomunun x eksi 1 bölümden kalan 15 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır denmiş. Şimdi bak güzel kardeşim. Neye bölüyoruz? X eksi 1'e. Hemen sıfıra eşitledim. Buradan karşılığı ne geldi? 1. O zaman x yerine gidip 1 yazarsak P1'in karşılığının buradan 15 olduğunu buluruz. Peki hemen yukarıdaki yeşil yazıyla yazdığımız Px polinomunda x gördüğüm yere 1 yazayım. 1 artı A, 1 artı B. Bu durumda bu ifadede ne eşit olacak? 15'e. Hemen dönüyorum. Soruda şurasını gösteriyorum sana. Tam sayı olacakmış. Peki çarpımları 15 olan sayıları bir düşünelim. 1, 15, 3, 5, 5, 3, 15'e 1. Fakat buranın 1 olma ihtimali yok arkadaşlar. Çünkü A'ya 0 vermen gerekir. E 0 pozitif tam sayı değil. O zaman burası elendi. Aynı durum en son satırdaki 1 artı B'nin 1 olma ihtimali yok. Çünkü B'ye 0 vermen lazım. Bu da elendi. Peki 1 artı A 3 ise A'nın karşılığı buradan 2. 1 artı B 5 ise B'nin karşılığı buradan 4. İkisinin toplamını ne bulduk? 6. Aklında şu kalmasın. Hocam ya alttaki ise 1 artı A 5 ise A'nın karşılığı 4. 1 artı B 3 ise B'nin karşılığı 2. Ki buradan da toplamları yine 6 gelecektir. Sırada bu dersin ödüllü sorusu var. Bu dersin ödüllü sorusu düz bir yolda aralarında x küp artı 8 metre uzaklık bulunan Ali ve Berk birbirlerine doğru yürümeye başlıyorlar. Ali dakikada x metre, Berk dakikada 2 metre sabit hızla yürümekteymiş. Buna göre Ali ve Berk'in kaç dakika sonra karşılaşacaklarını dakika cinsinden gösteren cebirsel ifade nedir denmiş. Çok güzel bir yeni nesil soru ile karşınızdayız. Haydi bakalım yorumlara ödüllü soruların cevapları bekliyoruz. Hepinize başarılar. Bol bol soru çözün lütfen.